Öğretmenlerimiz bugün düşük maaş almaktadır. Ders ücreti hariç yeni başlayan bir öğretmen en az 15 bin lirayla başlaması gerekir. Bu öğretmenlerimizin hakkıdır. Bunu bir kere daha ifade ediyorum. İşte en son Irak'taki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Maalesef Irak'ın adım adım yeni bir istikrarsızlık sürecine sürekli sürüklendiğine şahit oluyoruz. O bölgelerde iç savaş şiddetlenirse Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye bunun da hazırlığını yapmalı ve sınırımızın hemen Irak tarafında, Irak içinde tampon bölgeler oluşturarak olası bir göç dalgasında o göç dalgasını sınırımızın öbür tarafında yani Irak tarafında kabul etmeliyiz. Tabii temennimiz, dileğimiz Irak'taki hadiselerin bir an önce sona ermesi ve Irak'ın tam bir huzura, barışa kavuşması elbette ki öncelikli dileğimizdir. Yunan halkı yetersizliklerini hayali bir Türkiye tehdidiyle örtmeye çalışan, istikballerini ABD'ye sığınarak ABD'nin kuklası olarak kurabileceklerini zanneden, hukuka, insan haklarına riayet edip barış içinde huzurla yaşamak yerine milli gelirlerini asla kazanamayacakları bir savaş adına silahlanmaya harcayan ve halkını yokluğa mahkum eden yeteneksiz, bilgisiz, vizyonsuz, kifayetsiz karikatür politikacılarla hesaplaşmalı ve kendi gelecekleri adına bu zihniyetten kurtulmalıdırlar.